Herkese merhabalar. Biliyorsunuz bugün 21 Haziran Dünya Yoga Günü. Öncelikle matın üzerine çıkmak için kendine her gün bir fırsat yaratan, henüz bu fırsatı yaratamadıysa bile bunun için niyet eden ve çaba gösteren herkesin, tüm yogilerin ve yoginilerin bu özel gününü kutlarım. Bugüne denk gelen akışımızsa çok anlamlı bir şekilde Hanuman Asana'ya hazırlık yapacağımız bir akış oldu. Biliyorsunuz Hanuman Asana hemen hemen herkesin biraz çekindiği bir poz, ben dahil. Onun için bugün sabırla, emekle bacaklarımızın arkasındaki kasları esnetebildiğimiz kadar esnetip bu poza hazırlık yapacağız. Bugün özellikle dizinizin altına şalınızı almanızı rica ediyorum. Çünkü pozlarda biraz kalacağız ve dizimizi yerde tutacağımız, matın üzerinde tutacağımız pozlar olacak. Pozlara girerken ve çıkarken kendinizi incitmemek için, kendinizi kollayabilmek için şalınızı da aldıysanız hadi başlayalım. Matın önünde buluşalım. Ayaklar kalça mesafesinde. Ayak parmaklarını mattan bir kaldır. Ayak parmaklarını aralarını aç ve tekrar mata doğru bırak. Kalçanı içine doğru hafifçe topla. Karın kasları da içine doğru al. Omuz başlarını geriye doğru gönder. Kolların bedenin iki yanında serbest. Nefes alırken kollarını yukarı doğru yükseltirken üst bedenini geriye doğru eğebildiğin kadar eğ. Ellerini yukarıda buluştur ve ellerini bedenin önünden geçerek öne doğru kapan. Baş dize uttanasana. Nefesini alırken tekrar üst bedenini mata paralel bir şekilde aç. Ellerin ya matın üzerine gelsin, eğer gelmiyorsa daha rahat edeceksen kaval kemiklerinde şu şekilde de durabilir. Al nefesini, nefesini verirken tekrar kapan. Baş dize uttanasana. Uttanasana'da topuklarla kalçanın aynı hizada olmasını unutmayın. Eğer geriye doğru kaçarsanız ki ben bunu hala yapıyorum, eğilmeniz birazcık daha azalacaktır. Daha çok kapanabilmek için topukları kalçayla aynı hizada tutun. Eller tekrar matın üzerinde. Burada birkaç nefes alalım. İsteyenler elleriyle karşı dirseklerini yakalayabilirler. Azıcık salınacağız burada sağa sola doğru. Nefesini verirken tekrar ellerini matın üzerine doğru bırak ve ellerini yerleştir. Sağ ayakla büyük bir adımla geriye doğru at ve sağ dizini yere doğru yerleştir. Alçak hamledeyiz. Topuk diz mesafesinden daha önce de bahsetmiştim size daha önceki videolarımda. Alçak hamledeyken topukla diz üst üste olacak. Ve bu pozda derinleşmek isteyenler öne doğru gelmesin, arkadaki dizini arkaya doğru getirmeye çalışsın. Nefes alırken kollarını yukarıya doğru kaldır, eğilebildiğin kadar geriye doğru eğil, al nefesini yukarıda. Ve nefesini verirken tekrar eller matın üzerine, öndeki ayak arkadakinin yanına ve plank pozundasın, falan kalsın. Plank'teyken omuzlarla kalça aynı hizada ve kürek kemiklerinin arasını açabildiğin kadar aç. Hafif kabarık olacak. Nefesini verirken chaturanga'dan dirseklerini geriye doğru bükerek mata doğru yerleş. Ayaklarını üstüne mata doğru getir. Ve üst bedenini karşıya doğru açabildiğin kadar aç. Omuz başlarını geride tutmaya ve dirseklerini bedenin iki yanında tutmaya özen göster. Nefesini verirken tekrar yere, tak ayaklarını mata, aşağı bakan köpek. İlk aşağı bakan köpeğin, burada biraz bisiklet pedalı çevireceğiz. Ve biraz vakit geçireceğiz ki bacağımızın arkasındaki kasları ufak ufak açmaya, esnetmeye başlayalım. Aşağı bakan köpekteyken sırtınızı düz tutmayı unutmayın. Bazen şöyle gidiyor, pozda bacaklarımızın arkasına odaklandığımız için tekrar tekrar kendinizi hatırlatın sırtınızın düz olması gerektiğini. Pedal çevirmeye devam ediyoruz. Tekrar sabit aşağı bakana yerleştikten sonra sol dizinizi karnınıza doğru çekerek sol elinizin içine doğru yerleştirin. Ellerinizin parmak uçlarına gelin ve arkadaki ayağı da öndeki ayağın yanına getirin. Tekrar kapan, uttanasana baş dize. Nefesini alırken ağırda uttanasana, eller kaval kemiğine ya da matın üzerine. Nefesini verirken tekrar kapan. Nefesini alırken yukarıya doğru kaldır üst bedenini, eller yukarıya ve üst beden hafifçe geriye doğru. Ellerini yukarıda buluştur.
ve kalbin önünden geçerek tekrar aşağı doğru kapan. Uttanasana. Nefes alırken Ardha Uttanasana. Eller rahat ettiğin yerde, kapan tekrar. Nefesini verirken baş dizi. Ellerini matın üzerine yerleştir. Bu sefer de sol dizini geriye doğru gönder. Ben yumuşak bir zeminde olduğum için çok sıklıkla şalı dizimin altına koymuyorum. Ama sen mutlaka buna özen göster. Çünkü dizini koruman pratiklerin devamlılığı için çok önemli. Burada tekrar eğer pozda derinleşmek istiyorsam dizim, arkadaki dizimi geriye doğru gönderiyorum. Ama öndeki bacağım diz ve topuk mesafesini sürekli koruyor. Burada nefesini alırken kollarını geriye doğru gönder. Göğsünü yukarıya doğru, gökyüzüne doğru açabildiğin kadar aç. Al nefesini burada. Ellerini yukarıda birleştir. Dile ne dilemek istiyorsan hayattan, evrenden. Ve nefesini verirken tekrar ellerini mata yerleştirerek öndeki ayağını arkadakinin yanına gönder. Plank pozundasın. Karın kaslarının içeride, kürek kemiklerinin arası açık ve omuzlunla kalçan aynı hizada. Nefesini verirken dirseklerini geriye doğru bükerek yavaşça çaturangaya. Yere doğru geldin, ayakların üzerini tak ve üst bedenini karşıya doğru açarak omuz başlarını da geriye alarak kobra. Kobra derken dirseklerin yana doğru böyle açılmasına izin verme. Her zaman bedeninin iki yanında bitişik bir şekilde duracak dirseklerin. Nefesini verirken tekrar matın üzerine tak ayaklarını, aşağı bakan köpek. Sağ dizini karın kaslarına yakın tutarak sağ elinin içine doğru yerleştir. Sol dizini yere doğru bırak. Burada çok kalmayacağız. Ardha Hanuman'a geçeceğiz burada. Sağ bacağını düzeltirken sağ ayağının topunu karşıya doğru göster kaldırarak ve sol dizini geriye doğru almaya başla. Burada mutlaka herkes şalını ya da ne varsa yanında sweatshirtünü dizinin altına yerleştirerek dizini korusun. Ben yumuşak bir zeminde olmama rağmen buna özen göstermeye çalışacağım. Çünkü gerçekten bu pratikleri yaparken kendimizi korumayı çok önemsiyorum. Dizimi, sol dizimi sol kalçamın altına doğru getirdim. Sağ bacağım uzun, sağ ayak tabanım karşıya doğru gösteriyor. Sağ ayağım, sağ kalça kemiğimin hemen düz hizasında, yani matın dışına doğru ya da çok içine doğru değil, hemen karşısında düz bir çizgi üzerinde. Ve burada kapanabildiğim kadar sağ bacağımın üzerine kapanacağım. Yani şunu yapmayın, bunu her zaman her pozda söylemeye çalışıyorum. Bunu yapmak en kolayı ve çok faydasını görmeyeceğiniz hali. Mümkün olduğunca kalça kemiğinden kendinizi ileriye doğru göndererek kapanabildiğiniz kadar bacağınıza kapatın. Bekleye bekleye gidebilirsiniz. Hemen ilk etapta gidebileceğiniz en son yere gitmeyin. Burada 5 nefes alıyor olacağız zaten. Birkaç nefesi önce biraz yukarıda kalıp açıldıkça da kapanabilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Kendim çünkü daha rahat hissediyorum. Almaya başla nefeslerini. 5 nefes boyunca buradayız. 1 2 3 4 ve 5. Son nefesini de verdiğinde ellerini hafifçe üst bedenini geriye doğru toparla. Öndeki ayak tabanını mata doğru yerleştir. Ellerini sağ ayağın içine doğru matın üzerine yerleştir ve arkadaki dizini yukarıya doğru kaldır. Ben matın üstüne dışına biraz çıkmışım, onun için kendimi tekrar öne doğru alacağım. Şu şekilde kertenkele pozuna yerleş. Şimdi burada iyi olanlar, kendimi ben çok iyi hissediyorum, zaten açığım, biraz daha derinleşmek istiyorum diyenler ön kollarına gelebilirler. Dirseklerinizden bükülerek şu şekilde burada kalabilirsiniz. Burada 3 nefes alacağız. İsteyenler bunu deneyip tekrar sıkıştıklarını fark ettiklerinde yukarıda kalkabilirler. Kendinizi burada mümkün olduğunca özgür hissedin. Önemli olan ne kadar iyi derinleşebileceksiniz, en iyi şekilde bunu yapıyor olabilmek.
Ben biraz burada kalacağım. Sonra ikinci, üçüncü nefesimde aşağı doğru eğiliyor olacağım. İlk nefesi alın. Bir. İki. Üç. Tekrar ellerimin üzerine yükseliyorum. Ve ellerimi mata yerleştiriyorum. Ve öndeki ayağımı arkadakinin yanına göndererek aşağı bakan köpeğine yerleştiriyorum. Burada yine biraz oyalanalım. Hatta oynayalım. Pedal çevirerek bacaklarımızın arkasındaki kasları yine yumuşatmaya, esnetmeye başlıyoruz. Tekrar sabit başlar bir bakan köpeğine yerleş. Sol dizini karın kaslarına yakın tutarak sol elin içine doğru yerleştir. Sağ dizini yere doğru bırak. Alçak hamledesin ama burada çok kalmayacağız. Sol bacağını düzleştirirken sol ayak tabanını da karşıya doğru göstermek için ayak tabanını matın üzerinden kaldır. Şimdi burada dizim önde kaldığı için sıkıştım. Onun için kolda derinleşebilmek için dizimi kalça kemiğimin tam altına doğru hizalayacağım. 5 nefes burada kalacağız. Ufak ufak kendimi sol bacağımın üzerine doğru bırakmaya başlayacağım. Burada dikkat etmeniz gereken şey ayak tabanını karşıya da göstermek ve parmaklarınızı, ayak parmaklarınızı kendinize doğru çekmek. Ne kadar çekerseniz bacaklarınızın arkasındaki hamstring kaslarının o kadar açıldığını fark edeceksiniz. Ufak ufak ben başlıyorum. Üst bedenimi bacağıma doğru bırakmaya 5 nefes buradayız. İçinizden nefeslerinizi saymaya başlayabilirsiniz. Son nefes için burnundan nefesini al. Nefesini verirken önce ayak tabanını yere doğru yerleştir ve ayağını hafifçe sola doğru al. Sonra ellerini sol ayağının içine doğru yerleştir. Matın üzerine iyice köklendir ellerini ve arkadaki dizini yukarıya doğru kaldır. Otomatikman zaten kertenkeleye seni taşıdı bu talimatlar. Şimdi burada bir bak, burada rahatsan burada kalmaya devam edebilirsin ama derinleşmek isteyenler bir öncekinde söylediğim gibi yine ön kollarına gelebilirler. 3 nefes burada kalacağız. Başla nefesini alıp vermeye. Bu pozdayken kalçanı yere doğru bastırmaktan çekinme. Ne kadar yere doğru bastırırsan o kadar açacaksın çünkü kaslarını. Son kez al burnundan nefesini ve verirken ellerin üzerine tekrar yüksel. Ellerini mata iyice köklendir ve öndeki ayağını arkadaki yanına taşıyarak aşağı bakan köpeğine yerleştir. Önce sağ bacağını yukarıya doğru kaldır, kaldırabildiğin kadar. Sonra sağ topuğunu kalçanın üzerine doğru düşür ve kalçalarını paralel olarak üst üste getir. Burada sağ omzun bu hareketi yaparken açılmak isteyecek. Onun için sağ omzunu bastırabildiğin kadar bastır ve omuzlarını paralel. Burada 3 nefes al. Üçüncü nefesle verirken tekrar ayağını yerleştirmesine bu sefer de sol bacağını yukarıya doğru kaldır. Kalçalarını üst üste getir ve sol topuğunu kalçanın üzerine doğru düşür. Yine sol omzum yukarıya doğru kalkmak istiyor. Onun için sol omzumu bastırarak omuz başlarımı birbirine eşit hizaya getiriyorum. Üç nefeste buradayım.
Tekrar sol bacağımı yerleştirdim masanın üzerine. Sağ bacağımı kaldırıyorum, karın kaslarımı yakın tutarak sağ elimin içine yerleştiriyorum. Ve kollarımı hiç kalkmadan matın uzun kenarına doğru çeviriyorum. Ve sağ ayağımı da aynı şekilde matın uzun kenarına doğru çevirdim. Şimdi burada ayaklarınızı bu kadar geniş tutmayın. Önce biraz dar tutun. Ayaklar matın kısa kenarına paralel. Kalça yine topuklarla aynı hizada. Biraz eğer geriye doğru kaçtıysanız biraz öne doğru geçin kendinizi. Ve bırakabildiğim kadar üst bedeni mata doğru bırakın. Burada birkaç nefes alıp verelim. Ve hafifçe bacaklarımı açmaya başlayacağım. Bacaklarımın arasındaki mesafe bir bacak boyumu geçmeyecek kadar olacak. Bundan sonra biraz daha kendimi eğip eğer gelebiliyorsa başımı mata doğru getiriyorum. Burada da 3 nefes kalacağım. Yavaş yavaş kaldırıyorum üst bedenimi. Bacaklarımı ufak hareketlerle toparlıyorum. Ortada buluşturuyorum. Tekrar ellerimi matın önüne doğru yerleştirip aşağı bakan köpeğime yerleşiyorum. Sağ bacağını yukarıya doğru kaldır. Ve sağ kaval kemiğini ellerin arkasına doğru yerleştir. Ve güvercin pozuna doğru birlikte yerleşelim. Kalçamı yine bastırabildiğim kadar mata bastırıyorum. Ayağımı mutlaka takılı tutacağım bu pozda dizimi koruyabilmek için. Ve burada eğer rahatsanız yavaş yavaş ön kollarınıza doğru gelebilirsiniz. Burada hala rahat olanlar da üst bedenini komple matın üzerine doğru bırakabilir. 3 nefes burada kalacağız. Yavaş yavaş tekrar ellerin üzerine doğru yüksel. Ellerini mata iyice yerleştir. Sol dizini yukarıya doğru kaldır. Öndeki ayağını arkadakinin yanına gönder ve aşağı bakan köpeğine doğru yerleştir. Aşağı bakan köpeğin de sırtını düz tutmayı unutma. Burada al nefesini. Bu sefer de sol bacağını yukarıya kaldır. Sol dizini karın kaslarına yakın tutarak kendine doğru çekerken sol kaval kemiğini öndeki ellerin arkasına doğru yerleştir. Arkadaki dizimi bir tık geriye doğru götürüyorum. Arkadaki ayağım hala takılı. Şöyle bir ellerin üzerine yüksel. Burada eğer rahatsan ön kolların üzerine gel. Eğer değilsen 3 nefes burada kalabilirsin. Denemek isteyenler ön kolların üzerine gelip tekrar yükselebilirler. Burada da hala rahat olanlar tamamıyla üst bedenini mata doğru bırakabilirler. Üç nefeste buradayız. Tekrar yavaş yavaş ellerin üzerine doğru yüksel. Arkadaki dizini yukarı doğru kaldır. Ve öndeki ayağını arkadakinin yanına gönderirken aşağı bakan köpeğine yerleştir. Dizlerini mata doğru yerleştir. Kalçanın üzerine doğru otur ve ayaklarını ileriye doğru uzat.
Önce bir dik omurgayı bul burada. Sonra sol ayak tabanını sağ bacağın içine doğru yerleştir. Kalça etlerini hafifçe yana alarak oturma kemiklerinin üzerine iyice yerleş ve kendini kalça kemiklerinden ittirerek sağ bacağının üzerine doğru bırak. Ve ellerin bacağının tutabildiği yerinden ya da tutamıyorsa matın üzerine bırakarak seni desteklesin. Üç nefeste buradayız. Tekrar yavaş yavaş yukarıya doğru yüksel ve sol bacağını ileriye doğru uzat. Bu sefer de diğer tarafı yapacağız. Sağ ayak tabanını sol bacağın içine doğru yerleştir. Dik omurgayı bul. Kalça etlerini hafifçe kenara doğru al. Ve sonra yavaş yavaş kalça kemiklerinden kendini öne doğru bırakarak sol bacağın üzerine doğru katlan. Ellerin size rahat ettiği bir yerde bacaklarını tutabilir, ayaklarını tutabilir ya da matın üzerine bırakabilirsin. Tekrar yavaşça yukarı doğru gel. Ayak tabanlarını vücudunun önünde birbiriyle buluştur. Ve kendini hafifçe çekerek üst bedenini mata doğru yavaş yavaş bırakabildiğin kadar bırak. Nereye kadar gelebiliyorsan kendini çok zorlama. Artık pratiğimizin bittiği bir yerdeyiz. Ve burada yakalayabiliyorsan ayaklarını yakala, yakalayamıyorsan ellerini matın üzerine sadece yerleştir. Ve başını rahat ettiğin bir yere doğru hafifçe düşür. Üç nefeste buradayız. Yavaşça yukarıya doğru yüksel. Artık son pozumuza geldik. Shavasana. Benim bugün göz yastığım yanımda değil, onun için tişörtümle gözümü kapatacağım. Sen de yanına ne aldıysan dizini korumak için göz yastığın yanında değilse onunla gözlerini kapatabilirsin. Sırt üstü matın üzerine doğru güzelce bırak kendini. Gözlerini, şalınla, tişörtünle, elinde ne varsa onunla kapat. Bacaklarını güzelce aç. Ayak parmaklarını şöyle bir arala, sonra rahat bırak. Kollarını bedenin iki yanında açarak, avuç içlerinde gökyüzüne doğru çevirerek yere yerleş. Vücudunun her yerinin artık kendini toprağa bıraktığında ve hiçbir yerini sıkıştırmadığından emin ol. Yüz kaslarını şöyle güzelce bir kontrol et. Kaşlarını, yanaklarını, çeneni güzelce rahatlat. Dilini, damağını, şöyle çeneni güzelce bir aç, bir çevir. Bir tık daha rahatlar. Ve sonra artık sıkıntısız, rahat ve sadece nefesine odaklandığın bir yerde kendini matın üzerine doğru bırak.
Yavaş yavaş tekrar nefeslerini bedenine doğru getir. Ve ayaklarını, ellerini ufak ufak kıpırdata bırak. Önce sol kolunu geriye doğru al. Ve sonra dizlerini karnına doğru al. Yumuşak bir hareketle başını sol kolun üstüne getir. Yastık yaparak bütün vücudunu sola doğru çevir. Ve kendini hazır hissettiğinde sağ elinden destek alarak yatak yatırıca doğru yerle. Rahat bir oturuştasın. Tekrar dip omurgayı buldun. Başının tepesinden yukarıya doğru uzadın. Omuz başlarını geriye doğru aldın ve göğsünü açabildiğin kadar aç. Burundan alıp burundan verdiğin 3 nefeste pratiğini tamamla ve nefeslerini şimdi almaya başla. Bir. 2 3 Ellerini birleştir ve baş parmağını göğüs kafesinin ortasına doğru yerleştir. Başını hafifçe parmak uçlarına doğru düz. Yavaşça başını yukarıya doğru kaldır. Gözlerini arala. Namaste. Bugün birlikte Hanumanasana hazırlık çalışması yaptık. Biliyorum hem herkesin çok girmeyi istediği bir poz hem de herkesin biraz çekindiği bir poz. Çünkü çok emek ve çok çalışma istiyor. Bacaklarımızın arkasındaki kas grubu gerçekten çok zor esnetebildiğimiz ve açabildiğimiz bir kas grubu. Onun için birlikte Hanumanasana hazırlık çalışmalarını bolca yapıyor olacağız. Biliyorum birçoğunuz başlangıç seviyesindesiniz ve benimle birlikte yogaya başladınız. Bunu da göz önüne alarak sizinle Hanuman'a gidene kadar ve Hanuman'ı bulana kadar bolca bu serileri pratik ediyor olacağız. Videoyla ilgili paylaşmak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda bana iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.